Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Hobi annemizdeki güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle Lepistesel'le ilgili. Gördüğünüz gibi kıpır kıpır bir akvaryum haline geldi. Full bileklerin akvaryumu. 3 hafta mı 4 hafta önce mi ne aldım? Full bilekleri takip eden arkadaşlar hatırlar. Bayağı güzel yavru aldık. 4 dişimiz de doğurdu. Kıpır kıpır bir sürü yavrular var. Hatta bir 15 tanesini de şöyle aşağıya ayırdım. Onlar burada rahat rahat büyüsünler dedim. Zaten ilerideki planlarım bu setin 4 akvaryumun hepsinde full black yapmak. Şu anda diğer ikisinde red tail'ler var. Full black'ler iyice çoğaldığı zaman dediğim gibi 4'e böleceğiz onları. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı güzel kıpır kıpır hareketli bir akvaryum haline geldi. Zaten full bilekler yavru yemeyen bir tür. Artemia ile desteklediğim zaman gayet güzel oldu her şey. Bunun yanında HP White'larımız da doğurdu ama çok az yavru var. Zaten bir dişimiz vardı da en azından şeyi kırdık. Üzerimizdeki laneti kırmış olduk. Eskiden hatırlıyorsunuz iki çift HP White almıştım ama bir türlü yavru alamamıştım. 2-3 tane yavru görüyorum. Genelde olsun. Belki göremediklerimle birlikte 10 tane falan vardırlardır diye tahmin ediyorum ama şu anda 2 tanesi kendilerini gösteriyorlar. En azından yavru almayı başardık. Onlar çoğalsınlar. Onlar da planlarım arasında bu 3 akvaryumu HP White yapmak var aşağıya doğru. Hatta onların doğurduğunu görünce şu akvaryumu boşaltmıştım ama dediğim gibi çok az yavru olduğu için şu anda ellemeyeceğim. Biraz büyüsünler, kendilerini göstersinler. O zaman belki tekrardan aşağıya almaya karar verebilirim. Ama gerçekten 3-4 tane yavru varsa ellemem. Burada büyütürüm. Dişi ve erkeğimiz de buradalar. Bunların yanında gene elimde olan bir türlerden ama bayağı güzel yavru sayısına ulaştığım koyularım var burada. Şöyle yukarıdan çekince daha güzel görünüyor açıkçası. Kıpır kıpırlar. Bu koyular bende 7 tane dişi vardı. 7 kardeşti bu dişiler. Bu dişiler yanına yani o kardeşlerin içinden hiç erkek çıkmadı. Ben de Tahsin abiden 3 tane erkek aldım. Onlarla çiftleştirdim. Ve onlardan doğan yavrular bunlar şu anda. Yeni bir kan elde etmiş olduk yani kendimiz. Tahsin abinin kanı Almanya'dan gelen bir kandı. Bendeki Türk kanıyla birlikte melezledik. Bayağı da bol miktarda yavru aldık gördüğünüz gibi. Koyulardan böyle kolay kolay bol miktarda yavru alamıyordum. Bir de bütün dişler aynı kardeş olunca hepsi aynı anda doğurdu sanki 2-3 gün arayla. Şöyle rafyaların aralarında bile varlar hala. Böyle bol miktarda rafya yapınca yavruların kaçması daha rahat oldu. Ya açıkçası bakarsanız burada da bol miktarda rafya var ama burada bir iki tane yavrudan fazla göremiyorum. Keza aynı şekilde burada da bir kafes mantığı var ama burada da 3-5 yavrudan fazla göremiyorum. Yani albino, full red ve koyulardan hiç bu kadar fazla yavru görmemiştim. Bayağı bu da güzel bir gelişme açıkçası. Buradaki fulletlerde de onlar kadar olmasa güzel sayıda yavrular var. Burada şu büyük dişimiz doğurdu. Ondan bayağı çok yavru aldım. Diğer fullet akvaryumumuz bu şekilde. Bir de şimdi şöyle bir önce yenilikleri gösterelim de sonra diğer standart konulara geçeriz. Gene Black Flame Entler Lepistes'lerimiz burada büyümeye devam ediyor. Bunlar zaten daha doğum boyuna biraz daha zamanları var. Anca damızlık altı oldular. Ama keyifleri yerinde. Kıpır kıpırlar. Erkekler sürekli dişleri kuru yapma çabasını görüyorsunuz bakın. Çok hareketliler, çok hızlılar. İnşallah onlar da yavru aldığımız videoları sizlerle paylaşacağız. Burada 4 tane de yavrumuz vardı. Onlar da büyüdü. 2 katı boyuna geldiler en azından. 4 tane balık tek başına bir akvaryumda aynı boyda olup yaşadıkları için Artemi'yi de rahat yedikleri için sıkıntı olmuyor.
Sonraki yeniliklerimiz, şöyle göstereyim, aşağıya eğileyim biraz. Bu set biliyorsunuz Half Blue seti. Ama burada pek de sağlıklı olmayan böyle yavrular falan vardı. Onların hepsini çıkarttım. Özellikle böyle elimdeki tam damızlık dişileri bir tane erkek attım içine. Sanırım 5 veya 6 tane dişi olması lazım. Hepsi tam dolu. Her an doğum yapmaya hazırlar, özellikle şu dişimize bakarsanız. Onları buraya aldım. Burada tekrardan bir Half Blue'yu canlandıracağız. Aşağıya da aynı şekilde o yukarıdakilerden biraz daha küçük dişileri ve erkekleri buraya attım. Bunlar da doğum yapmaya başlayınca bu akvaryumu dolduracaklar. Şimdi şu büyük, neredeyse doğum yapmak üzere olan balıkların hepsine bu akvaryumdan almıştım. Buradalardı yani. Burada bir erkek 3 dişi falan bıraktım gene. Burada da üretime devam edelim diye Half Blue'ları. Ve asıl yukarıda zaten üst finleri uzun uzun olan dişileri buraya toplamıştım. Onlar da burada. Yavaştan doğum yapmaya da başladılar. Gördüğünüz gibi dişiler bayağı full dolu. Doğum yapan bir iki dişi de yukarıda. Yavrular da var zaten burada. Şöyle göstereyim yavruları da. Half Blue'lar da yavru yemeyen bir tür. Doğum yapmış, karnını boşaltmış bir dişimiz. Half Blue setindeki son durumda bu şekilde. Şimdi bir de bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burası Red değil akvaryumu. Ve bir miktar yavruyu da görüyorsunuz burada. Burası ama yavru kaynıyordu maşallah. Burada bir 3 dişi var ama çok güzel doğuruyorlar maşallah. Bu akvaryum çok bereketli. Lays 44 vatozu da görüyorsunuz. Kıpır kıpır sağlıklı, hareketli bir akvaryum. Şimdi bakın size ne kadar göstereceğim. Bu akvaryumdan ben bir sürü yere yavru ayırdım. Hemen şuradan başlayalım. Yaklaşık bir ay önce falan 10 tane red tail buraya ayırdım. Buradakiler hatta renklenmeye başladı gördüğünüz gibi. Daha sonra bir 10 adet buraya ayırdım. Daha küçük bunlar tabii ki. Şimdi hesaplayın. 10, 10, 20 oldu. Geçen günlerde 15 tane buraya ayırdım. Aynı akvaryumdan bahsediyorum bakın. 35. Bir 10 tane de buraya ayırdım. 45. Bunlar tabii gördüğünüz gibi küçük yavrular da. 45. Sonra geldim. Gene en büyüklerle aynı zamanda bir 10 tane de buraya ayırdıydım. 55. Bir 20 tane buraya ayırdım geçen gün gene. 75. 75 tane yavru. Şurada 3 dişiden aldığım yavrular hepsi. Bakın bu da zaten doğum yapmış, yeni en son doğurulanlardan bir tanesi. Diğer dişi burada. Ve diğer dişi de burada, burada doğum yapmış gene. 3 tane büyük damızlık dişim var. Ve gördüğünüz gibi 75 tane yavruyu ayırdım. O 75 yavru buradaydı. Gene bakın bir 15-20 tane yavru var burada. Kıpır kıpırlar. Yine Artemi'ye verdiğim için zaten hepsi ortalıkta. Velhasıl kelam, işler güzel gidiyor. Şöyle biraz şeyleri de gösterelim. Galaksi metalleri de. Burada da bir sürü yavru var. Güzel üremeye başladılar. Şöyle en alttaki akvaryum da bayağı kıpır kıpır galaksi metallerle dolu. Renklerin canlılığını görebiliyorsunuz. Maşallah. Bunları eksik etmeyelim. Balıkların keyifleri yerinde. Tabii bunlar için bayağı büyük çaba harcıyoruz. Şurada bir dişim, erkeğimiz yatmış yere ama artık yorgunluktan mı, son demlerinde mi yaşıyor bilmiyorum ama bana geriye bir sürü yavru bıraktılar. Tahminim bir 50-60 kadar yavru var burada. En büyükler şöyle renklenmeye bile başladı gördüğünüz gibi.
Flip sistemimizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Bu özellikle yeni türlerin yavruladığının, doğurduğunun haberini vermek istedim size de. Şöyle HP White'ları bir kere daha göstereyim. Şu anda iki tanesi burada. Dediğim gibi bunlardaki de şeyi kırdık. Üzerimizdeki laneti kırdık. En azından yavru aldık. Bugünlük sizlere aktarabileceğim güzel haberler bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.